Değerli izleyenler, Cem TV'de Yazın İzinde programında yine birlikteyiz. Bugün çok anlamlı bir gün. Varlık sebebimiz, bizleri dünyaya getiren annelerimizin günü. Öncelikle Anneler Günümüzü tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu hafta da birbirinden değerli konu ve konuklar üzerinde Yazın İzinde kültür sanat edebiyat yolculuğu gerçekleştireceğiz. Bu hafta hiç takdime gerek olmayan bazı isimler vardır. O isimlerden biriyle birlikteyiz. Kendisi hakkında, onun şiirleri parmak izi gibidir. Bir başkasına benzemez. Kendine özgüdür. O benim alaminüt dediğim kısa şiirin ustasıdır. Minnacık şiirlerin içine dünyaları sığdırır. Anlamsızlığın labirentlerinde dolaştırıp kafamızı alabora etmez. Diyeceğini 2-3 dize içinde yoğunlaştırıp pat diye söyler, diyor Fazıl Bayraktar. Evet, Tahsin Şentürk üstadımla birlikteyiz. Değerli şair, değerli büyüğümüz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sizleri uzun zamandır aslında konuk almak istiyorduk. Bugünlere kısmetmiş. Ve güzel bir sohbet olacağına eminim. Karşımızda Türk şiirinde kendi devrimini gerçekleştirmiş olan çevre ve doğa dostu, insan dostu, hümanist şairlerimizden, değerli eski gazetecilerimizden aynı zamanda Tahsin Şentürk hocam. Hocam önce izleyicilerimize sizi tanıtarak başlayalım. Kısaca kendinizden bahsedin yine. Valla bu hayat yolculuğu Portal Zeytin Somay Köyü'nden başlamıştır. Kastamonu'nun Çatal Zeytin Somay Köyü'nden. Sonra Karabük uzun yıllarım gitti. O programı orada yaptım. Orada Büken gazeteciliğe heveslendim. Bazı yerel gazetelerde çalıştım. Sonra Karabük dergisini yönettim. 70'li yıllarda Safranbolu gündemini ısıtanlardan biriyim. Naçizane onu belirtmek istiyorum. Burada yüksek mühendis Mimar Gavur Bince ve ben Karabük Safranbolu dergimizde sık Safranbolu tarihi, mimari dilini ortaya çıkarmak için sürekli çaba harcadık. Yazılar yazdık ve bugünün şartlarında bayağı da yankı yaptı. Safran adı, Rus adıyla yan yana gelirse yüksek mühendisler Yavuz İnce'nin büyük emeği ve katkısı vardır. Bu bir gerçek. Bunu sevgi saygıyla iade edelim. Sonra zaman içinde tabii İstanbul yolculuğu başladı. Biz İstanbul. Demirçelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar çalıştım. Eşriyat Program Kurmanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Proje Konstrüksiyon Müdürlüklerinde görev yaptım. Demirçelik'in YET kurulunda bulunduğum zaman Türkiye'de yapılan ilk demirçelik ağır sanayi faaliyetlerinin büyük bir eser olan kitap aldık o dönem. Ben Milli Kütüphane'de görevliydim Müşekkürtmeler tarafından. Kütüphaneyi neredeyse sanayi ile ilgili yapılan çalışmalar, atılan ilk adımlar hakkında büyük bilgilerle devirdi bu kütüphaneyi. Çok ilginç, o günün şartlarında sağlıktan çıkılmış, ağır sanayi yok, şu yoktu. Ki bugünün Türkiye'de tek metalurjik müzesi Karabük'tedir. Bu metalurjik müzede de bunun kanıtları vardı. Orta Üniversitesi'ne gene yazdığım bir dilim tarihçesini gelişimini anlatan şiir yazılarım var. Bu yolculuk çok çetin. Değerli dinleyicilerimi sıkmamak için biraz kısa kesecek diyorum. Evet. Sözü size veriyorum. Ne demek hocam, estağfurullah. Şimdi çok nadiren ekranlarda gördüğümüz isimlerden birisiniz. Açılışta da söylemiştim. Bazı isimleri takdim etmeye gerek yoktur. Onu zaman takdim etmiştir. Zamanın takdim ettiği şairlerimizden, şairlerin ustalarından birisiniz. Şimdi sizde en çok ön plana çıkan Fazıl Bayraktar hocamın da söylediği gibi kısa şiirler ve vurucu sözlerle meramınızı anlatıyorsunuz. Ben şiir yolculuğunuzu ve edebiyat yolculuğunuzu merak eden okurlarımız için soruyorum. Neden şiir diyelim? Oradan bir girelim. Şimdi şiir sevgisi, şiir okuma
tutkusuyla başladım de. İyi yazmaya falan henüz başlamamıştım. Şiir yazmayı yaptığım yıllarda Karadeniz Müzik Lisesi'nin Genç Kalemler gazetesi vardı. Onlar ilk şiirlerim yayınlandı. Sonra benim için bir şans diyebilirim. 1969 yılında Varlık Dergisi'nde Kökünden Adam adlı bir şiirim çıktı. O dönem ünlü iki dergisi, Hisar ve Varlık. Bunu birçok kişi tanır. O dergilerde çıkmak nasip oldu. Naçizane şiirlerim yayınlandı. Kısa şiirden, özlü ve veciz sözlerden bahsettiniz. Çoğu azla anlatmak sanatı çok önemli. Bu konuda haddimi aşmış olmayayım ama 1971 yılında Hürriyet'in Biliriz Almanca Kalbimize diye bir yapması vardı. 10 bin şiir katıldı. Orada da birincilik almıştı benim yazdığım. Bu siz söylediniz de kısa şiir. Kısa şiirle, yani bir taşlamayla hani birçok sözcük yerine, bizim sözcükler, yapı taşlarımız çok önemli. Kuyumcu titizliğiyle çalışmak gerekiyor. Diyelim ki bakın aklıma getirdiniz. Maden ocaklarında ben kömür olarak yazarken bilmek lazım, yaşamak, görmek gerekiyor. Zonguldak'a bir kulak. Ben maden şiiri yazıyorum. O maden ocaklarına gitmem gerekiyor. Çok ilginç bir hayat. Yani benim sürem falan da ne kadardır bilmiyorum. Siz Ben devam kısa edin hocam. keseyim de. Devam edin hocam. Ha. İlginç olaylar gördüm orada. Alınların en akı madencinin o kapkara alınır. Tam onun gibi birçok şeyler. Son işte TRT1 televizyon. Ayda bir yayınlanan Şiir Dünyası programı vardı. Necdet Evliyagil yayınlıyor, yönetiyordu. Onun döneminde en genç olarak benim şiirlerime yer verildi. Öyle öyle geldik. Türk Dili Dergisi, Cahit Kulebi'nin yönettiği. Tabii say say bitmez bu dergiler de elimde var hepsi. Şimdi kendimi biraz abartmış, övmüş falan gibi bir kişisel bir şey çıkar orada, canım sıkılır. Onun için vazgeçeyim. Hasılı sayısız yüz dolayında dergi ve kitap eserlerim, şiirlerim yer aldı. Bir kısacık bir hatırımı da anlatayım. O arada diyeyim. Basın yayın dünyasının nabzının attığı yer Cağaloğlu biliyorsunuz. Gazeteler orada çıkıyor, dergiler orada çıkıyor. Şimdi iki telli de. Ben birkaç yılda bir İstanbul'a gelirim Karabük'ten. Böyle arkadaşlarım, dostlarım, rahmetli Tarık Dursun, ünlü romancı. Şimdi Semih Moroy, Karabük'ümüz. Yalvaç Ural, işte çocuk yayınlarının yönetmeni. Daha çok sayıda arkadaşlarımı orada görüyorum. Gittim, sohbet falan ederiz. O Karabük'ten Tahsin gelmiş, o gelir, bu gelir. Çayları içeriz. Sonra girerler, hadi nereye gidiyoruz? Ayaküstü döner yemeğe. Peki. Gittik. 1-2 yıl sonra tekrar geldim. Baktım bizimkiler çay simit idare ediyorlar. Aradan birkaç yıl geçti. Karabük'ten tekrar geldiğimde böyle bir telaşın olmadığını gördüm. Ve ben Ekonomik Gidişat adlı bir sene yergi yazdım. Şöyle ki, Ekonomik Gidişat. Önceleri döner ekmek, pratik yemekti. Sonra çay simit daha pratik geldi. Yememek pratik mi pratik şimdi? Bunu Şükrü Kısmoğlu profesör etti. Deve mi kuş mu aldı kitabına da aldı. Daha bunun gibi birçok hatıralar var. Sonra Cumhuriyet Ciddiyet'te yayınlandı yergi ve taşlamalarım. Hürriyet Bir Günün Hikayesi orada Nehar Tüfekkar ile birlikte yayınlandı. Hani bunları say say şimdi biraz Şöyle hocam, ben özellikle sosyal çevremizde de değerli dostlarımızla sohbetlerimizde sizin için şiirin hazinesini diyorum. Yani mizah denildiğinde, kısa taşlamalar denildiğinde bir tane taşlama örneği izleyicilerimiz için böyle tadımlık sizin kendi sesinizden duyuralım istiyorum. bakın bizde bu kadar yani ülkemizde çok rastlıyoruz. İnsan yaşadığında yansıtır. Atıyor, o mangal ya. Maşallahımız var bizim. Köyde, kentte nereye gidersek gidelim.
Hatta aya çıksak farz-ı muhal yapacağımız ilk iş mangal. Ha, bir de gene mangal partimiz, mangal partisi var. Var atalarımızla ortak bir yanımız. Onların mangal gibi yüreği vardı. Bizim de mangalımızda yürek var cızbız. Aya çıksak farz-ı muhal yapacağımız ilk iş mangal. Bunun gibi görüyor, resmediyor. Bu sözcüklerle ben bu fotoğrafı çekmiş oluyorum. Gene yıllar önce de söyledim. Geçenlerde de çok bu yayınlandı. Hatta takvimlerde de yer almıştır. Saati Marif'te, diğer yerlerde. Neyse, kısacık bunu da söyleyeyim. Göller yaklaşık 2000 dolayında göl kuruldu Türkiye'de. Kuruldu ve kurutuldu. Küresel iklim değişikliği ana başlığı altındaki sorunlar insan eliyle maalesef nerelere götürüyor bizi? Bir bilinmeze gidiyoruz. Bu dünya Kızılderili çok güzel söylemiş. Emanet bize, torunlarımızın, çocuklarımızın emanetidir. Emanet nedir? Kutsaldır. O zaman kutsal aldığımız gibi devretmeye çalışacağız. Yok. Tek kullanılmış. Sanki tek kullanımlık ya. Bunun için savurgan bir şekilde maalesef altın üstüne getirdik. Bu tabiat ana sabırlıdır. Ama zaman zaman da uyarmasını bilir. Yeter ki insanlar ders çıkarmıyor bunlardan. Çıkarmıyorsa bir felaketten bir felakete gideriz. Bir daha tatlıyken yarası bir sonraki gelecektir. Onun için bu olumsuzluklardan, tabiat uyarılarından ders çıkartmamız gerekiyor. Benim kitaplarımın birinin adı Nerede İnsan, Çevre Perişan. O zamanlar yakın sizler gibi değerli dostlarım, ya ben haddimi aşıyorum. İnsanlar kabalık mı olur böyle bir ismi koyacağım kitabıma falan. Yok falan dediler. Şimdi az bile dedim. Nerede insan? Çevre perişan. Bakıyorsun hakikaten öyle özet olarak. Yani en son işte nereye geldik? Güncel koronaya geldik. Koronayla kalkıyor. Millet koronaya atıyor işte. Koronayla işte günü gündemi esir aldı. Elle görülmez ama ele geçirdi dünyayı. Gözle görülmez, gözaltına aldı insanları. Ya böyle bir olumsuz durumların altına matematiksel olarak vardığımızda, irdelendiğinde herhalde insan elinin payının olduğu mutlaka görülür, gözlenir diye düşünüyorum. Peki şimdi bu hep uyarırlar sizin gibi değerli isimler, değerli büyüklerimiz. Fakat hani çok tasvip etmemekle birlikte o tabiri kullanacağım. Bir musibet bin nasihattan iyidir diye bir atasözümüz var. Evet. Şimdi Teşvik ettim. sizden de bu korona ile alakalı veciz bir şeyler duyabileceğiz mi bugün? Var mı yeni geliştirilmiş bir şey? Şimdi şu takvim yaprağında yer aldı. O kısacık olduğu için ona söyleyeyim. Bu genel bu çevreyle ilgili. Çevrenin yolu diye de benim biliyorsunuz kitabım var. Özellikle ne demiştim? Evvel boş konuşmalara, havadan sudan konuşmalara ne diyorduk? Havadan sudan boş ve havadan sudan falan. Ama şimdi en değerli sözler konuşmalar havadan sudan oluyor. Yani çevre çok önemli. Öyle dedim ya, demin sayısız göl kurutuldu. İstanbul'da bile sayısız dere kurutuldu. Yok, dere baktın şimdi tepe olmuş. Tepeye bakıyorsun dere geçiyor. Bu kadar oynamamalı tabiatla. Yani gene size de daha önce söylemiştim onu. Dünün gölü, bugünün çölü. Nasrettin Hoca göle maya çalmıştı. Biz ne yaptık? Gölü çaldık. Gölü. Maalesef. Aslı tabii bunun gibi çevre ilgili İstanbul'dan gene Havaz'dan devasa otopark gibi ya İstanbul. Bu güzelim İstanbul. Bu konulara girmek istemiyorum. Siz sorun, ben gene cevaplamaya çalışayım. Yargı falan gene var tabii, okuruz. Şimdi hocam, şimdi şu da var. Biz hemşeriyiz. Evet. Şimdi Çatalzeyti'nin sizin doğduğunuz ya da sizin memleketiniz, öyle söyleyeyim, Evet. sevdanız.
böyle çatal zeytinle alakalı bir şiiriniz de vardı. O şiirde de hatta çatal zeytini en iyi ifade eden, anlatan dizeler diyeyim. O şekilde aktarmış şöyle, olayım. Mustafa Bey, çatal zeytinle ilgili çok yazdım. Nedir? Bilim diyor ki insan doğduğu yerlere benzer. Çok doğrudur. Buralarla özdeşleşmişiz. Ben çatal zeytine Somali'ye giderim. İşte gelirim, düşerim yola, düşerim yola. Hani bu kadar bir sevgi var ki içinde insanın. Hani düştüm yola, gurbetin yoluna düşmüşsün ama giderken bile ben sana geliyorum. Çatal zeytinim diyorsun içinden. Ama sizin dediğiniz bu çok şey yazılır. Sadece iki dizi 40 yıl önce yazdım. Bir gezi sırasında Çatal Zeytin'in Eginoğlu'su vardır 3 kilometre. Güzel bir koydur, tarihi bir koydur. Rahmetli Tayfun Talip bir doğruları gezdik. Ben de röportaj yapmıştım sizinle. Derken gidiyorum denizin kenarına, böyle reçine çam kokuları var hemen kenarda. Bir yanda da yosun deniz kokusu var. Ben zaman geçti, uzatmayayım, böyle bir 4 sayfa yazı yazdım. O sayfayı bize çekerken 2 satır kaldı gözüm. Hepsi küllendi. O 2 satır şuydu. Deniz havasıyla orman havası art olmuş. Kah kıymış yeşille mavi çatal zeytin olmuş. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi çok sık sık da zaten gidip geliyorsunuz İstanbul'u. İstanbul'u daha kısa süreli ikamet olarak kullanıyorsunuz. Yakınlarda da oradaydınız sanırım. Gerçi burada İstanbul'da kaldınız mecburen ama. Ekstra bir durum olduğu için burada kaldım. Benim burası Yavaşsarım. Kırda bayırda işte geziyoruz. Yakınlarımız var. Yaylacı dostlar var. Bizim Cemil Şentürk abi var öğretmen. Daha ekstra arkadaşlarımız var. Abilerim, isimleri adaşlarım var. Ne var? Tarımdan sanayiye geçmiş. Köyden kente geçmiş. Tabiat o kadar rahat ki şimdi yüzünü görmediğimiz, adını bilmediğimiz birçok çiçek köylerde evlerin içine kadar gelmişler. Bir kantaroğ çiçeği yaylalarda teklif koyduk. Şimdi köylerde, tarlalarda, bayıklarda yabani ortaylar, gerçek salepler, ki kütüphane gidin tarla bayır her yerde, kıyıda köşede var. Daha sayısız adını bilmediğimiz çok sayıda bitki çiçek var. Sessizliğin sesi var köyde. Sessizliğin sesi var. Hava kalitesi mükemmel. Ben bu yaşta ağaçlara çıkıyorum, antrenman yapıyorum. Çocukluktan beri bu özgürlüğümü bırakmıyorum. Antrenmanımı ağaçlara çıkmak, yürüyüşme böyle devam ettiriyorum. Ben şimdi gerçek bir tutukluyum aslında. Neyse bu konulara da girmeyelim. Şimdi bu kitaplar var yazmış olduğunuz. Evet. 67'de Bunaltı Durağı, 69 doğru. Kömürden Adam, evet. 99 Çatal Zeytin, aynen. 2001 Uygunsuz İşler Uygun Adım, evet. Yine 2001 Depremsiyon, evet. 2005 demin bahsettiğiniz Nerede İnsan, Çevre Perişan. Yeni kitap var mı hocam? Bunların üstüne bir de yazı kırıntıları var orada. Yazı kırıntıları son kitabımdı. Yeni kitabım oluşma planı pişiriyorum. Biraz bahsedeyim. Yansın, öyle çıksın gün yüzüne. Bekletiyorum. Yazı kırıntıları var. Aa, burada da bir ağaçta aslında görüntüleyebiliyorsanız göstereyim bakın. Evet, evet. Görünebiliyor mu? Kesin güvercin. Görünüyor yazı kırıntıları. Bak ağaçta da ben varım. Evet. Neredeyse. Evet. Hocam, şimdi evet. Böyle sohbeti biz baş başa sizinle saatlerce yapıyoruz. Genelde sizin sohbetiniz bize şevk veriyor, heyecan veriyor. Edebiyat adına, şiir adına umut veriyor. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum size. Programda sizi bir şiirle uğurlayalım istiyorum. Böyle hazırda bir şiirimiz var mı? Vallahi tabii çok da hangisini okuyalım bilmiyorum ki. Siz hangisini uygun görürseniz hocam. Vaktimiz ne kadar bilmiyorum.
Ya bu son kitaptan Evet. nasıl, ne tür bir şey okuyorum arkadaşlar? Atıyorum. Siz bana söyleyin, ben de Yalan Ormanı sesini okuyayım size. Elbette, bekliyoruz hocam. Yalan Ormanı yani diyor ya, yazın adı bile tescilli bizde artık. Orman yangınları mevsimi. Artık bu kadar olmamalı diyoruz ama ben geldim. Yanan ormanın sesini ise küçük olduğu için aslında çok var da vaktinizi tutmak istemiyorum. Yanan ormanın sesi. Kibrit benim ağacımdan. Kibritin ateş almasını sağlayan oksijen benden. Üstelik yakan insan bana borçlu. Havasını, suyunu. Ben bir ormandım. Nice nice bitkinin vatanı, ev barkıydım binlerce canlının. Ben bir orman. Şimdi bugün de anneler haftasındayız bu hafta. Evet. Anneler çok anlamlı. Orman deyince bir orman yangını sonrası arazide geziliyor. Bir şöyle ayağa takılıyor bir külbet. Bir bakıyorsunuz yanmış, avlanmış bir kuştur. Bıldırcın ya da üveyik, bilemiyorum bunu. Çünkü yanmış. Kollarını korumak için kalkıp kaçmamış, yanmayı göze almış. Ya işte Nil'i tarif etmek çok zor. Böyle kutsi, yani hiçbir doktorun tedavisi bile annenin hani öpeyim geçsin ay yavrum sözünden etkili olamaz. Bunun gibi. O yüzden en aziz varlığımız Anneler Günü'nü candan kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli üstadım, bizler de yazın izinde yolculuğunuza, şahitliğimize müsaade ettiğinizden dolayı, bize değer kattığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yayındaki arkadaşlarımıza ve size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla, sağlıcakla hocam, saygılar, İyi ve selamlar. güzel günlerde görüşmek umuduyla, dileğiyle. Evet, Hoşçakalın. teşekkür ederim. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra İkinci konuğumuzla programımıza devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, yazın izinde kültür sanat yolculuğumuzun ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Bir önceki bölümümüzde şiirimizin azinesini diye tabir ettiğim Tahsin Şentürk üstadımızla birlikteydik. Şimdi yine bir diğer şair, yazar dostumuz, eserlerin ismini söylediğimde anımsayacaksınız. Yitik Sevda Şiirleri, Naftalin Kokulu Düşler isimli kitapları yayınlanmış olan, şiirlerimize aynı zamanda yorum, ses ve nefes katan, onlara hayat veren değerli isimlerden birisi Burhan Karacan hocam şu an konuğumuz. Kendisi İzmir'den katılıyor. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hoş bulduk. Yani, şimdi o kadar güzel anlattınız ki ben de dedim ki ya acaba kim anlatıyor? Ben pek fazla üstüme alınmadım o iltifatları. Estağfurullah. Neden üstünüze alınmadınız hocam? Ya bilmiyorum yani şiirlere hayat veriyor derken her şiirin zaten kendisi bir hayattır. Bizim artı bir hayat vermemiz mümkün değil gibi görüyorum ben de. Biraz da onun içindi galiba. Estağfurullah. Şimdi değerli üstad yine rahmetli Neşat Ertaş der türkü ve türkülerle alakalı, ilgilenen insanlarla alakalı, türküleri olan insanları sevin. Çünkü onlardan Evet. zarar gelmezler. Ben şairleri de aynı sınıfına koyuyorum. Naçizane. Hoş geldiniz. Biz sizi tanıyarak Hoş başlayalım bulduk. öncelikle. İlla ki tanıyoruz ama bir de sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Burhan Karacan kimdir? Evet, Burhan Karacan kimdir? Burhan Karacan 1960 senesinde Ankara'nın şerefli Koçsarı ilçesinde dünyaya gelen ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, Şeref Koçsar'da ve daha sonra Şeref Koçsar'dan ayrılarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hem tahsil hayatımızı sürdük, hem çalışma hayatımızı sürdürdük ve çok çalkantılı bir dönemdi bizim öğrencilik yıllarımız. O yüzden pek fazla da yani diploma için okumadık biz de. Öğrenmek için okumuş olduk. Ve işte
O dönemlerde bol bol kitap okuyarak bugünlere kadar geldik diyelim. Ya, kısaca öyle söyleyeyim. Şimdi şey de var. Alanya'da yerel bir televizyonda haber ve kültür programları da Evet, yapmışsınız. Aynı tabii. zamanda o anlamda da meslektaşınız. Alanya'da hem radyoda hem televizyonda kültür programları yaptım. Sadece kültür programı da yapmadım aslında. Gazetecilik de yaptım. Şerefi Koçsar'da başlamıştım. Sene 82'de gazeteciliğe. Ve daha sonra işte Alanya'da devam ettim. Hem gazetecilik yaptım, hem kültür programları hazırladım. Ve Alanya'da ilk defa Şiir Sevenler Derneği'nin kuruculuğuna önderlik yaptım. Ve şiir programları yaptık. Alanya'yı şiirle tanıştırdık dese yani abartmamış oldum. Yani şiir sevenleri de örgütlediniz bir anlamda. Tabii. Evet. MESAM üyeliğiniz var. MESAM üyesiyim. Şöyle göstereyim. Bir tane işte şiir albümümüz var. Evet, bir albüm var. Doğru. Evet, şiir albümümüz var. Kendi şiirlerimden oluşan bir albümdü. Ama işte bu şiir albümünü yaparken bir şanssızlık yaşadık ve demo okumalarımız albüm yapıldı. İçine vokal yapacak olan bayan sanatçı arkadaşımız vardı. Kendisi de amatör bir sanatçıydı. İşte bir traf kazası sonucu hayatını kaybetti ve ben albüm yapmaktan vazgeçtim. Ama o zamanlar bir müzik şirketi ismini vermeyeceğim. Dedilerken biz bunu demoları bize verin, biz albüm yapalım dediler. Ben de tamam dedim ve o demolara albüm yapıldı. Şimdi yeni bir albüm çalışmamız vardı. Girdik, demo okumalarımızı yaptık. Ne tesadüftür ki işte bu korona virüsü geldi. O musallat oldu. İnanır mısınız? İkinci albümü yapmayacağım. Birinciyi yaptım, öyle bir şanssızlık oldu. İkincide de böyle bu bela gelince yapmak istemiyorum. Hayırlısı hocam. Şimdi bugün Anneler Günü. Bizleri dünyaya getiren hayat sebeplerimizden annelerimizin günü. Hem bugüne de değinmek isterseniz değinelim. Bir de sizin şiir yolculuğunuzla alakalı anekdotlarla da kültür sanat yolculuğumuza çıkalım. Evet. Ben buradan bütün annelerin, anne adaylarını Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerin yüreklerinden öpüyorum. Ve ayrıca özel olarak da anneme ben buradan sesleneyim. Anneciğim seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Evet, şiir yolculuğundaki anekdotlarımıza gelince. Şimdi sevgili Mustafa, hani derler ya, ya işte ben çocuk yaştan beri müzikle uğraşıyorum, ben çocuk yaştan beri şiir yazıyorum falan demiş. Ben de aslında çocuk yaşta yazmaya başladım. Geçmiş dönemlerde sokaklarda destanlar satılırdı. İşte ağıtlardı, genellikle ağıtların destanları satılırdı. İşte benim de bir yakınım, tarihsiz bir cinayete kurban gitti. Çok sevdiğim birisiydi, daha doğrusu halamdı, babamın kız kardeşiydi. Ve ben o zaman daha ilkokuldaydım. Ona böyle destanımsı bir şeyler yazmıştım ve ilk yazmam da benim öyle başladı. O çok amatörce yazdıydı ama o çocuk ruhuyla, zaten güzellikler bütün amatör ruhtan kaynaklanıyormuş, ben ona inandım. Ki daha sonralarda işte öğrencilik dönemimizde kitap okudukça, kendimizi geliştirdikçe artık yazım şeklimiz de değişmeye başladı. Değerli üstadlarla tanışınca daha bir renk kazanmaya başladı. İşte devam edip gidiyor. Gerçekten çok değerli üstadlarla bir araya geldik. Şiir sohbetlerine katıldım. Ve ben hep şunu isterdim mesela. İşte Orhan Veli'lerin zamanında, Nazımların zamanında, Sebahattin Ali'lerin döneminde, yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki şairlerin bir araya gelip şiiri tartıştıkları, edebiyatı tartıştıkları o renkli zamanları çok arıyorum. Ama şimdi günümüzde var mı? Maalesef yok. Günümüzde de aslında yaklaşan oluşumlar, organizasyonlar elbette var.
Şimdi her devrin üretimi, her devrin şiiri ya da edebiyatı birbirinin devamı niteliğinde olmayabiliyor. Zaten edebiyatın güzelliği de burada. İşte şiirin güzelliği zaten burada. Siz değerli şairlerimizin de o izini sürdüğünüz o serüven, yazın serüveni çok değerli, yarınlara bırakılması gereken anekdotlar da içeriyor. Şimdi ben özellikle merak ettiğim, mesela şiirde bu demin de saymış olduğunuz üstadlardan kimlerin etkisinde kalarak bu yolculuğunuzu devam ettirdiniz? Ne tür bir yol izliyorsunuz yazarken? Şimdi şöyle söyleyeyim, etkilenmediğim hiçbir şair yok desem yalan olur. Yani Nazım'dan zaten etkilenmeyen, bırakın bizim Türkiye'yi, dünyada şair yoktur Nazım'dan etkilenmeyen. Ama ben Sabahattin Ali'yi de çok seviyorum. Ondan da çok etkilendim. Mesela işte günümüz şairlerinden yine rahmetli, yani günümüz dediğim Cumhuriyet'in ilerleyen dönemlerinde bir Ahmet Arif'ten etkilenmemek elde değil, Rıfat Ilgaz'dan etkilenmemek elde değil. Yani hepsinden aslında biz bir şeyler alıyoruz. Yani hepsi bizim aslında esin kaynağımız. Onlar bizim lokomotifimizdi. Onların o itici ve çekici güçleri zaten bizi bu şiirin içerisine çektiler. Hani az önce siz dediniz ya, işte biz o izi devam ettiriyoruz, o iz sürüyoruz. Aslında evet, her ne kadar o izi sürüyorsak da biraz da şey var, işin kolaycılığına kaçmak var. Bakın, ben şuna şahit oldum. Zaten en çok muzdarip olduğum konu da bu. Bir kültürel birikim olan kitaptan ziyade bir roman yerine veya bir felsefe kitabı yerine işte bir başkasının yazdığı şiir kitabını alıp onun içerisinden cımbızla kelimeleri veya cümleleri çekip onu tornistan etmek. O yüzden diyorum ki biz keşke izlerini sürebilseydik o üstadların. Ama biz onları tornistan ediyoruz maalesef. Bakın daha hala Karacaoğlan'ı geçememişiz. Evet. Karacaoğlan'ı hala geçememişiz. O karadır, kaşların demiş, işte saçların siyahtır demiş ve biz sarı saçların diyoruz. Yani tornistan ediyoruz aslında. Tekrarlıyoruz. Söylenmemiş olanları söylemektir aslında şiir. Şiir bir de estetiklik uzmanıdır. Ben hep şunu diyorum. Şair kelimelere, ifadelere estetiklik kazandıran kişidir. Ama biz maalesef onu da yapmıyoruz. Yani şiirde evet küfür vardır ama hakikaten estetiktir. Bugün Can Yücel'in küfrü. Ya bakın şiire küfrü o kadar güzel estetik bir şekilde kullanılıyor ki diyeceksin şiirin, küfürün estetikliği yok mu? Evet oluyor. Oluyor. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz ben şiir yazmaya yeni başladım veya yazdıklarım şiir ben oldum bittim diyenlerin birçoğunun şiirinde küfür şudur. İşte ya benimsin ya kara toprağın, bir bencillik var. Oysa sevmek o değildi ki. Ve sevmekte bile de biz cinsiyet arıyoruz ya. Sevgili dediğin zaman ilk akla gelen kat, sevda, aşk dediğin zaman ilk akla gelen kadın oluyor. Bu gerekli şiirde de işte erkek egemenliği unsurunun olması. Peki şair nereden beslenecek, nasıl beslenecek? Siz bir kere şanslısınız bana göre. Siz İzmir gibi şiir bir kentte yaşıyorsunuz. Bilmiyorum, ben İzmir'e özel bir hassasiyetim var. Güzel İzmir. Selam olsun evet. Buradan ayrıca sizin vasıtanızla. Siz evet. Nasıl besleniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz şiirle alakalı? İzmir hakikaten çok güzel bir şehir. Hakikaten güzel bir şehir. Karşıyaka'dasınız değil mi? Efendim? Karşıyaka'dasınız. Evet, Karşıyaka'dayım. Evet. Karşıyaka'dayım. Gerçekten İzmir güzel bir şehir. Ve İzmir'in insanları da güzel. Sevecenler, cana yakınlar. Bir de şu var. İzmir'de Batı kültürü hala devam ediyor. O Batı kültürünün etkisi çok. Zaten İzmir'in de sanata, kültüre değer vermesinin ve burada sanatın, kültürün gelişmiş olmasının tek nedenlerinden bir tanesi de hani biz diyoruz işte kültürün beşiği doğudur ama hayır, Batı kültürü gerçekten burada kendini daha hala hissettiriyor. Hala Batı kültürünün izleri var. Yani düşünün, nereye giderseniz gidin, ta geçmiş dönemlerde bundan binlerce yıl önce tiyatrolar var. Bakın tiyatrolar. Ha demek ki Batı bu kadar sanata değer vermiş. O yüzden İzmir o açıdan iyi. Ama şu var, İstanbul, geleceksiniz bakın. İzmir'de evet aşık olacaksınız ama İstanbul'da şiir yazacaksınız. O Boğaz'da.
Hani ben çok kısa bir geçeyim. Ya gözlerin İstanbul'du ya da İstanbul gözlerinde hayat buldu. Hangi tepesine baksam sen, hangi sokağına girsem, hangi kaldırımında yürüsem sen, ey aziz İstanbul, bu bendeki çaresizlik. Neden? Diye devam eden ve Naftalin Kokulu Düşler ismi kitabımda da şiirdir bu. Albümde de ben şiire yer vermiştim. İstanbul, Boğaz'a, Olta'ya atıyorsunuz, ilge çekiyorsunuz. O yüzden ben İstanbul şairleri kıskanıyorum doğrusu. Eyvallah. Karşılıklı güzelleme yapmış olduk. İzmir, İstanbul böyle bir şeyimiz oldu. Önümüzde yeni proje falan var mı? Şimdi programımızın da sonlarına doğru yaklaşmaktayız. O yüzden vakti de verimli kullanmak açısından neler var önümüzde, neler planlıyoruz? Şimdi sevgili Mustafa, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi işte bir albüm projemiz vardı. Girdik, ilk demo okumalarımızı yaptık. Müzikleri hazırlanmaya başlıyordu. Ve hakikaten bir umutsuzluk çöktü. Yani ben de bir işi, hani o amatör ruhu kaybetmeden yapmak istiyorum ama şimdi o ruhu kaybetti. Onun için onu bir şimdi şu anda bir kızağa çektim, beklesin. Belki de daha iyi mayalanır, daha iyi demlenir, daha iyi şeyler ilerleyen süreçte daha güzel şeyler olur. Ama bir kitap yine şimdi şu anda hazırlıyorum. Bu işte korona sürecinde evde kalman bir faydası oldu bana. Şiire biraz daha eğildim. Hani hep bir önceki yazdıklarımı aşmak istedim. Onu da şimdi şu anda biraz daha başardığımı sanıyorum. Ve güzel bir kitap bu senenin herhalde sonuna doğru falan hazır olur gibi. Şimdiki projem o. Tabii etkinliklerimiz falan elbette olacak da önce şu süreçten bir çıkalım, normalleşme sürecine bir girelim. Diğer o etkinlik projelerine de o zaman bakacağız. Yani hem bir yeni yılın müjdecisi gibi olacak, hem şu kötü günlerin bitiminin habercisi gibi olacak bir şiir kitabıyla okurlarla buluşacaksınız. Evet. Ben bu arada bize bir şey söylemek istiyorum. Bugün 6 Mayıs. Biliyorsunuz Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın da katledilmelerinin yıl dönümü. Ben onları da burada saygıyla anıyorum. Gerçekten ölümü karanfil kokusunda şiirleştirdiler. Ya ben onlara ölüler demiyorum. Onlar karanfil kokulu şiirlerdi. Ve anılarına saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun diyoruz. Değerli üstadım, yazın izinde kültür, sanat, edebiyat yolculuğunuza, kendi yolculuğunuza bizleri de şahit ettiğiniz için bizler teşekkür ediyoruz. Katılım ve katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz sizin o çok güzel yorumlamış olduğunuz İzmir şiiriyle. Evet, sevgili Yaşar Özmen'in kaleme aldığı ve benim seslendirip videosunu hazırladığım bir şiir. Aslında çok güzel, işte hani bakın şair eleştirisini bile şiirsel yapmalı. Aslında o İzmir'e eleştirel bir şiirdir. Eleştirel bir şiirdir. Ve çok güzel kaleme almıştı Yaşar Özmen. Ben de ses olmaya çalıştım. Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Tamam, ayrıca programımıza vermiş olduğunuz değerli katkınız için de size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu süreçte tabii ki evde kalarak tedbirlere uyuyoruz. Evet, hoşça kalın. Eyvallah. Dostça kalın. Eyvallah. Şiirlerle, türkü tadında eyvallah. Şimdilik evde kalın diyoruz. Eyvallah, eyvallah hocam. Teşekkür ederiz eyvallah katılım kızım. Ve katkınız için. Değerli izleyenler, bu hafta da kültür, sanat ve edebiyat yolculuğumuzun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta da değerli konuklarımızla bir araya gelerek şiir ve edebiyat yolculuğumuza devam edeceğiz. Malumunuzdur bu konuklarımızı doğal olarak uzaktan bağlantı yoluyla almak durumunda kaldık. Umarız keyifli bir edebiyat sohbeti yaşatmışızdır. Hepinize saygılar sunuyorum ve değerli üstadım Burhan Karaca'nın seslendirmiş olduğu İzmir şiiriyle sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın.
selametle. Saat Kulesi kadrajlar. Güvercin kalçasında mavidi. Şehir hatları vapur martılar taşır karşı yakadan. Gevrekler duvaklanır imbata karşı. Yolcular muhtedil. Mahzun bir mahmuz konak bir yer. Sokulur körfeze. Tahta köprüde adı belli kalabalık. Alışkılı çok kişi. Tüysü bakışını, gediz gibi insan akışını görüyorum. Belediye meclisinde üçgen boyoz. Çekilir beş taraftan. Suratı kel bayraklı, camlı korkuluk takas eder konaktan. Apış arasında kel aynaklar cam sürahide nefesini taşır. Sevilir mi hiç kurşun? Oysa ben ilk kurşunu ne çok seviyorum. Karıncalar yol bellemiş ardışık yolakları. Kancasında kış azığı umut yüklenir kemer altından. Havra sokağına 15. asır düşüp uyumuş. Kestane alır mı hala Faustina kestane pazarından? Namazgahta lodos sarhoşu imbata inat. Bir kahve içimi nosajı geçer kızarası hanından. Agora'yı elinden tutup Simirna'ya götürüyorum. Kumru yüklü vapur aksırığı vuruyorsa varyanttan Pagos tepesini öpmeden geçer mi hiç göçmen kuşlar? Basmanede at binmiş midir ikinci Murat? Zaman küheylan.